turizm izleyenleri. Bir hafta aradan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Evet, yavaş yavaş ligler son bulmaya başlıyor. En son Süper Lig kaldı. Süper Lig'de de bu hafta son haftaya girdik. Beşiktaş, Konya Torku deplasmanında Aykut Kocaman'ın konuğu olacak. Fenerbahçe'ye geldiğimizde de Fenerbahçe keskin virajda olan düşme hattının tam bir tık üzerinde ama oynayacağı Fenerbahçe maçı ile ilgili. O da Sivas'ta oynayacak. Mesut Bakkal'ın konuğu olacak. Gaziantep'e geldiğimizde Gaziantep kendi evinde çıkışta olan Antalya Spor'u ağırlayacak. Her iki takım eğer Fenerbahçe veya da Sivas Fenerbahçe'yi yendiğinde Gaziantep'in de mağlup olması durumunda avarajı Sivas'ın daha iyi. Sivas kurtarma olasılığı yüksek gibi duruyor. Tabii düşen iki takım belli oldu. Birisi Mersin İdman Yurdu, değil mi? Mersin İdman Yurdu. Diğeri de Eskişehirspor. Belli değil daha ya. Ama genelde ben öyle bakıyorum. Bir tek Mersin'in belli o. Şu an matematiksel olarak ama, Eskişehir ve Sivas'ın şansı var. Eskişehir'de Sivas'ın şansı var ama eğer Gaziantep kazanırsa mümkün değil. Mümkün değil. Ama tabii geçen hafta Gaziantep kaybetti. O da malum. Bakalım ne olacak ama gerçek bir şey var. Gerçek şu sevgili izleyenler. Beşiktaş şampiyon oldu. Fenerbahçeliler üzülecek. Çok sevdiğim dostlarım var Fenerbahçeli. Onlar gerçekten üzülüyorlar. Beni de tam ekrana verirsen Serdar'cığım daha net konuşma şansım olacak. Üzerimdeki de siyah beyaz değil ama mavimsi bir şeyler var. Ama ben de siyah beyaz renkler aşığı birisiyim. İsterseniz Manisa Spor diyeyim, isterseniz Altay diyeyim, isterseniz Aydın Spor diyeyim, isterseniz şampiyon olan Beşiktaş diyeyim ama evet, Beşiktaş'ı seviyorum. Beşiktaşlıyım, evet o da doğru. Bir haklı bir şampiyonluk elde etti Beşiktaş. Fenerbahçe hep mal topladı. Hep önüne gelen kısmetleri tepti. Yapacak hiçbir şey yok. Yani Fenerbahçe'yi sevenler çok 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 senaryolar çizerler. Hayallerini kağıtlara dökerler. Sonra sevdiklerinin önlerine koyarlar. Deklarasyon gibi hala rüyalarında görürler. Ama yapacak bir şey yok. Ama yine eğer Fenerbahçe Galatasaray kupada geçebilirse Beşiktaş'la karşı karşıya gelme Süper Kupa'da şansı var. Tabii kazanırsa. Çünkü Galatasaray'ın ne yapacağı belli olmaz. Yine bir umut var aslında Fenerbahçe ile Galatasaray'ın Beşiktaş'ın hesaplaşması. Bakalım onu da zaman gösterecek Süper Kupa'da. Ama biz buradan tüm siyah beyazlı taraftarları ve şampiyon takım Beşiktaş'ı ve aynı zamanda Türkiye'ye, milli takıma dünya üçüncülüğü kazandıran teknik direktör, Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş'i kucaktan selamlıyorum ve yürekten de kutluyorum. Gerçekten hak etti diye düşünüyorum. Evet, Fenerbahçe sıkıntılı süreç yaşadı. Çok eline geldi gitti. O da bu sezon olmadı diyelim. Bir başka bahara. Aziz Yıldırım'sız bir Fenerbahçe'ye şampiyonluk diliyorum. Ali Koç bekliyor. İnşallah o alır. Fenerbahçe'nin yolu açılır. Bakalım. Belki kısmetsizlik Aziz Yıldırım'dandır, bilemiyorum. Durduğu yerde de sürekli teknik adamlar değişiyor. Evet, Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın bu yolları böylelikle bu sezonda ayrı kesiş. Ama ikisi de Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecekler. Güzel bir şey. Güzel bir şey. İkisi de bizim takımımız. Bakalım. Ama aslında şu baskette çok üzüldüm. Yani inanın 21 sayı öndeyken bir de oradan da Fenerbahçe'miz ciddi bir hüsran aldı. Ona gerçekten üzüldüm. Yani yürekten üzüldüm. Temennim kazanması ve Türkiye'nin gururunu yaşatmasıydı. Onu da olmadı. O da olmadı. Yapacak da bir şey yok. Evet. Gerçekten Galatasaray ile Akhisar arasında hemen hemen birer puan vardı. Ve Galatasaray
geldi. İki tane keklik penaltı buldu. Düpedüz diyorum. Hani kekliği düz ovada avlarlar derken bir hakem yardımıyla Galatasaray iki tane penaltı elde etti 19 Mayıs stadında. Ve Cihat Aslanlı takımı Selçuk'un ayağından kaydetti iki penaltıyla. Ve sonradan kaydedilen Akisar'ın golüyle birlikte maç 90 dakika 90 artı 5'te ve 2-1 bitti. Sonuçta Galatasaray 6. sıraya, Akisar Belediyespor'da 8. sıraya geriledi. Birisi yukarı, birisi aşağı gitti. Bu hafta Akisar Belediye deplasmanda oynayacak ve Osmanlı Belediyesi'ne konuk olacak büyük ihtimalle. Değil mi? Benim anladığım kadarıyla. Başka bir doğru değil mi? Osmanlı Spor işte ya, fark etmiyor. Bir Osmanlı nasıl oldu diye bayağı bir konuşmuştuk PTT Ligi'ndeyken nasıl geldi, nasıl gitti diye. Evet, Süper Lig'de böyle bir tablo var. Tabii bizde ne oluyor? Aslında Beyaz Grup 2. Lig'de, Beyaz Grup'ta şampiyon olmuştu Ümraniye Spor. Biz de Kırmızı Grup'ta Manisa Spor olarak şampiyon olduk. Biz tamamız. Ama diğer takım kim, üçüncü takım kim derseniz, yarın oynanacak olan Gümüşhane Spor ile Bandırma Spor arasındaki maçın sonundaki 90 dakikanın sonunda lige çıkan, peki de lige çıkan üçüncü takım belli olacak. Benim favorim Bandırma Spor. Bandırma Spor niye? Ege'den, Kuzey Ege'nin bir takımı. Oldukça da iddialı hazırlandılar. Futbol aşığı bir takım. Çok da istiyorlar PTT Ligi ile çıkmayı. Bakalım inşallah Bandırma Spor kazanır. Gümüşhane'yi biz yenmiştik deplasmanda. Bakalım ne olacak? Oradan da üçüncü çıkan takım belli olacak. Evet, tabii bu arada Manisa Spor sürpriz bir şekilde, daha yönetim de yok ortada. Sayın Abdullah Mergen prensipte anlaştık dediği Ünal Karaman'la bir sonuca varamadılar. Arif Erdem listeye girdi. O da olmadı. Son anda sürpriz bir şekilde Mehmet Altıparmak geldi gündeme. 47 yaşında bir teknik adam. Ve Alanya Spor'u PTT Ligi'ne çıkarmış olan bir teknik adam. 375 maç oynamış futbol hayatında ve 78 tane rakip filelere gol yağdırmış. Böyle bir futbol yaşantısı var. Ve tabii de yardımcıları da var. Bunlar anlaştı tabii Manisa Spor yönetim demiyorum. Manisa Spor kulüp başkanı. Çünkü Manisa Spor'da yönetim yok. Yönetimin olmadığı yerde kulüp başkanı Ali Rıfat Başkesen gibi gitti, anlaştı. Ben onun anlaşmasına bir şey demiyorum da bu teknik adam neye güvendi de geldi? Nereye güvendi de geldi? Telefonları arıyorum, telefonlara çıkan yok yetkililerden. Sadece internet sitesine kurbanlık bayram gibi el sıkışmışlar. Biri fotoğraf koymuşlar. Şimdi fotoğraf da biraz sonra biz konuşurken gelecek. Böyle bir resim, bir de bir açıklama. İşte hocamıza çok güveniyoruz. Bir yıllık sözleşme imzaladık. Başarılar diliyoruz. Diğeri de hocam da demiş ki ben Manisa Spor Süper Lig görmüş bir takım ve Süper Lig'e doğru hedeflerimiz olacak demiş. Başarılı bir teknik adam. Ben baktım kariyerine güzel. Ama Manisa Spor'un kaos içerisinde olan yönetimsel anlamda ve borç batağında olan bir takım. Henüz daha hangi futbolcuyla nasıl anlaşıp anlaşmayacağı belli olmayan bir süreçte bir teknik adamla, bir teknik adamın neye güvenerekten imza attığını, yönetici kongre var. 29 Haziran'da sözü ediliyor. Ama bu kongre olduktan sonra keşke aklını kullanmış olup gelseydi daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Bakalım o da bir ayrı macera gidecek. Onu da konuşacağız. Evet. Sayın Gönül, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz Allah'a şükür. Gelir gelmez bombayı resmi sitesinden açıklamış Manisa Spor. Yolda konuştuk zaten. Gelip. Ve resmi sitesinde iki fotoğraf koymuş. Birisi dediğim gibi kurbanlık el sıkışırken böyle bir şey. Kim kimin elini sıkıyor belli değil.
Ama ben çok üzülüyorum bu tür şeylerde. Ortada para yok. Futbolcuları neyden alacaksınız? Belli yok. Hedef yok. Sadece bir teknik adamla anlaşıldığının resmi sitede duyurulması var. Bir basınla paylaşım yok. Yani biz yani gazetecilerle buluşamamayı kendisinde bir eksiklik mi hissediyor? Ne diyor anlamadım da yani. Ama bir büyük büyük bir takımız biz demek ki. Büyük bir de yönetim var. Tek başlı bir sistem. Yönetim kuruluna belki danışıp danışmadığını bilmiyorum. Ortada da zaten yönetim kurulu yok. Neye göre danışacak? Biraz önce dediğim gibi Sayın Altıparmak gerçekten iyi bir kariyeri olabilir. İyi bir futbolcu geçmişi de olabilir. Alanya Spor gibi bir takımı PTT Ligi'ne çıkarmış olabilir. Bunlar hep ama Deniz Spor gibi bir takımdan ayrılmış bir teknik adam. Ve şu anda Deniz Spor'u kurtaran başka bir teknik adam oldu. Bazen takımlı teknik adamların bazı takımlarla dokuları tutmayabiliyor. Olabilir. Olabilir. O tıpkı Levent Eriş'in Büyükşehir Belediye ile futbolcularla ve o ligle dokusu tutmadığı gibi. Vallahi bana biraz ya bir şeyler oluyor ya bir şeyleri ya biz yapıyoruz demeye getiriyorlar. Yani sanki şampiyon olmuş bir takıma birçok teknik adam talip olması lazım. Birçok teknik adam. Yani senin mecaz anlamda söylediğin Fatih Terim, Mourinho, ondan sonra Lucescu yani çok önemli teknik adamlarının. Evet, Mustafa Yanal şu an Trabzonspor'la anlaştı ama boştayken bizimle... Şenol Güneş de olabilir. Bize, Şenol Güneş de belki Beşiktaş'tan ayrılıp bize gelebilir. Olabilir. Görüşmek bunlar, lazım. Bunlar olabilmesi uzak ihtimaller değil. Yani gır da olsa bize gelecek teknik adamın sayısının birden fazla olması lazımken Oltay'a Mehmet Altıparmak kardeşimiz takılmış. Neye istedim? Şimdi şu resme bakıyorum da şimdi resim mi bizi yanıltıyor yoksa gelişmeler mi bizi yanıltıyor? Vallahi hala çözmüş değilim yani. Bir tarafta da Manisa Spor'da yani ortada hesaplar yok. Hiçbir şey yok. Sözde Abdullah Mergen gelip bizim programda dedi ki defterlerle falan gelecekti. Defterler yok ortada. Kendince bir dünya yaratmış. Yani Manisa'nın dışında Abdullah Mergen kendine bir dünya yaratmış. Birinci dünya yılın başkanı seçilmesi. O da kendinin dışında, şehrin dışında bir dünya yaratmış. Ve yılın takımı zaten herkes gözü kapalı Manisa Spor der. PTT Ligi'nde, ikincilikte. Belki de biraz önce daha geçen programlarda söylediğim gibi bence Nobel ödülüne layık olan bir takım. Ha Nobel ödülüne bir tarafa bırakın. Yani birçok şeye layık olmayan, birçok eksikleri olan bir başkanın sanki çok şeyler yapacakmış gibi, çok para varmış gibi, kaynak yaratmış gibi ve bir sürü borçları ödemiş gibi böyle ortaya çıkıp basından da saklı olarak sadece kendi internet sitesinde kulübün duyuru yaparak böyle bir yolculuğu tercih etmeye başlamış. Vallahi biz Manisa Spor'la başladık ya işe. Evet. Nedir bu konu? Sen ne anlam verdin buna? Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Ben samimi olarak söylüyorum bunu. Yani hiç demagoji yapmadan. Zaten demagoji yapmam da. Eyvallah. Ama tanımayanlar için söylüyorum. Koskoca bir kulüp Ahmet abi. Evet. Koca bir kent. Yani bu şahsın oyuncağı oldu ya. Yani şöyle söyleyeyim. Kafa yapıyor.
Ve kimseyi de iplemiyor. Bak, evet. Yani şöyle söyleyeyim. Bir kulüp başkanı önünde kongre var. En büyük bomba şu, biz tüzük değişikliğine gidiyoruz deyip kongreleri 3 senede bir yapacağız. Hatta ve hatta hiç de yapmama kararı alabiliriz 3 sene içerisinde. Hı hı. Ömür boyu böyle devam ederiz. Hı hı. Ya kardeşim, Sayın Mergen, en nazik konuşmamı yapayım da. Ya Allah aşkına ya. Evet. Ya sen insanlarla kafa mı yapıyorsun ya? Yani ne diyeyim yani, bir bu kadar bir camiayla, bir kentin, koca bir kentin takımıyla bu kadar insanlarla bu kadar oynanılmaz. Ya tüzük değişikliği ne ya? Tüzük değişikliği, ya önünde kongre var. Evet. Yani sen şimdi nasıl yapacaksın o tüzük değişikliğini? Hı-hı. Değil mi? Hı-hı. Hadi yani bir de insanlarla kafa yapar gibi 3 senede bir olacak kongre ya da hiç yapmama kararı da alabiliriz, devam edebiliriz. Yani bu resmen kafa yapma Ahmet abi ya. İnsanlarla alay ediyor ya. Artık gerçekten söylüyorum, bu işin şey boyutunu geçti Ahmet abi. Hani başkan beğenirsin, beğenmezsin, başarılı, başarısız, işte iyi yaptı, kötü yaptı, bilmem ne. Artık bunu, bu başka bir mecraya taşındı artık bu olay. Ve gidiyor, oraya doğru gidiyor. Yani resmen yemin ediyorum içim acıyor ya. Ben o kulübün formasını giydim ya. Bu şehirde yaşıyorum. İnsanlarla kafa yapıyor ya. Ya bizlerle kafa yapıyor ya. Resmen kafa yapıyor ya. Bu kulübün şu anda resmi kulüp başkanı. Abi resmi kulüp başkanı olabilir ama kongre varken, dünyada tarihte görülmemiş bir şey, bu tüzük değişikliğin bombasından sonra bugün bir bomba daha düştü. Antrenörle anlaşıyor. Mehmet Altıparmak'la anlaşıyor. İsterse kimle anlaşır? İsterse Mourinho'la anlaşsın. Hı hı. Hikaye. Neden hikaye? Şunu demek istiyor. Ben her halükarda kongre olsa dahi ben gitmedikten sonra, bırakmadıktan sonra ben bu kulübün başkanlığını ilelebet devam ettiririm. Ben ne dersem o olur, ben ne istersem o olur, ben istediğim gibi, istediğim şekilde istediğimi yaparım. Ben ne duydum abi böyle bir şey, ne gördüm. Bütün şehir karşı bu adama. Evet. Yani bütün şehir karşı bu adama. Ama o şehri o avucunun içine aldı sanki. Hı hı. Böyle istediği gibi bunu oraya koyuyor, onu oraya koyuyor, onu oraya koyuyor. İnsanlarla dalga geçiyor. Yani gerçekten söylüyorum, herhalde uzun yıllar Abdullah Mergen adı hafızalardan silinmeyecek. Bu konuda çok başarılı. Herhalde bir 20 sene falan unutulmaz. Ahmet abi müthiş yaptı reklamı. Yani yemin ediyorum müthiş yaptı ya. Ya şimdi bak düşünsene, futbolcular serbest. TFF'ye başvurmuşlar. Futbolcular serbest kalıyor alacaklarından dolayı. Artı o alacakları kaybolmuyor. Tabii alacaklar. Kulübe temlit koyuyorlar, evet, bütün gelirlerine. Artı şu anda şöyle söyleyeyim. Kulübün temlit, yani gelirlerine her şekilde haciz koyulmuş. Bu futbolculardan daha evvel işte kaleci Volkan Babacan'dan tut da işte bir sürü alacaklılar var.
Manisaspor zaten hiçbir şekilde TFF'den gelecek paraya dahi dokunamayacak. Çünkü bu sırada var. Borçlara gidecek. Hasılattan hiçbir şey alamayacak. Bu alacaklara gidecek. Herhangi bir reklam anlaşması dahi yapsa bu alacaklılara gidecek. E peki bu kulüp nasıl yürüyecek abi? PTT Ligi'nin en kötü bütçesi, en kötü bütçesini söylüyorum. 10 milyon. Yani eski parayla 10 trilyon. E peki bu parayı nasıl bulacaksın? E sende öyle bir şey yok. Kaynağı nasıl bulacaksın? E peki artık senin adın çıkmış. Nasıl adın çıkmış? Evet. Sen aldatan başkan olarak artık piyasaya çıkmışsın, piyasaya sunulmuşsun. Yarım saat dinlersen Abdullah Mergen'e aşık olurmuşsun. Evet. Bağlarmış yani herkesi. Yarım saat içerisinde. Ama 10 gün içinde de nefret edenmişsin. Tanıdıktan sonra. E şimdi bu herkes tarafından artık biliniyor. Herkes tarafından, geçen hafta sen abi okumadın burada Turgay Demir'in Fotomaç'taki yazısını. İstanbul'daki spor yazarı neler söylüyor? İstanbul'daki spor yazarı abi. Evet. Turgay Demir Beşiktaş'ın şeyidir, muhabiridir. Doğru. E şimdi Manisaspor ne? Ama adam oradan bile dayanamamış. Yani yaptığı haksızlıklara oradan bile dayanamamış. Köşesinde yazma gereği duymuş. E bir de bırak da biz de bu şehirde yaşıyoruz ya. Biz ne yapalım abi? Dilimizin erdiğince biz burada programla söylüyoruz. E bir de, peki söyleyemeyenler sokaktan, sen de bu şehirde yaşıyorsun Ahmet abi. Evet. En az günde yani Manisaspor Rus sevenler anlamında söyleyeyim. 20-30 kişi önümü kesiyor ya. Bu mergenden kurtulamayacağız mı? Bu mergen bırakmayacak mı? Bu mergen bıraksın, Allah aşkına bıraksın diyenler ya. E o da bu şehirde yaşıyor. Doğru. Yani alay ediyor insanlarla ya Ahmet abi. Ama elinde, şimdi Abdullah Mergen'in elinde başka silahı kalmadı. Yani iş hayatı nedir bilmiyorum. Yani onunla ilgili bir bilgiye sahip falan değilim. Ama şimdi ben hizmet adamıyım, başkan değilim derken benim başka bir işim yok demektir. Benim başka bir işim yok diyen bir kişi bence hedefleri de yok demektir. E tabii. Hedefleri olmayan kişiler hesap verme gibi bir zaruriyeti de yoktur. Yani isterlerse abi, iki defter. Abi kulüp zaten şu anda ne oldu, ne yaptı biliyor musun? Ali Baba'nın çiftliği yaptı. Şimdi ben yani sayın ilgili Abdullah Mergen'in birlikte hala şu anda yönetim diye tutunduğu 3-5 kişiyle, zaten yönetimde 3-5 kişi var. Onları da tek tek konuştum. Dedim ki ne yapacaksınız? Yani nasıl bir yol izleyeceksiniz? İnan biz de bir arayış içerisindeyiz dediler. Ve bunlar önemli. Yani Abdullah Mergen'in, daha doğrusu Manisaspor'un PTT Ligi'ne çıkmasındaki etken isimlerden birkaçı. Etken isimlerden. Başkandan söz etmiyorum. Etken isimlerden. Bunlar futbolcuları motive etme anlamında ve futbolculara abilik, bilmem ne. O yönde baktığımda o gibi isim kişiler ve bunlar da bir şekilde kurtulmak istiyorlar Abdullah Mergen'den. Şimdi ya biz, bu şehir bir yanlışı düşünüyor. Bak bir şey. Herkes mi yanlış düşünüyor? Ya bu şehir yanlışı düşünüyor. Ya Abdullah Mergen ilgili kulüp başkanı çok şey yanlış yapıyor. Ya o doğruyu yapıyor. Biz yanlış. Ya da yanlış eleştirenler yanlış. Biz yanlış mı düşünüyor? Bir yerde bir şey var. Bir yerde yani bir yerde bir yanlış var yani. Yani bir yerde bir doğru da var. Şimdi insanların yüzlerce, binlerce insan da mı yanlış düşünüyor abi?
Ay şu var. Yani bir tek doğru mu? 970 kişilik kongre üyesinden, 970 kişilik kongre üyesinden sadece ve sadece 98 kişi doğru düşünmüş. Abdullah Mergen'e oy vererek. Diğeri yani 800'e yakın kişi de yanlış düşünmüş. Kongreye gelmeyerek. Şimdi bunu her iki taraflı düşünebilirsiniz. Yani ya Manisa Spor'a destek vermedikleri için düşünebilirsiniz. Diğerini de kafayı sıyırdı veya yaşantısında her şeyi sıyırıp geldi. Sıyrık olarak Manisa Spor'u sahiplendi diyebilirsiniz. Kadir Mevlam da diyor ki, ya Abdullah diyor, ey Hazreti Abdullah, sen buraya çıplak geldin ama bu şehre bir petedilike çıkan bir takım kazandırdın tekrar. Ben bir seni sınavdan geçirdim diyor. Düşürmüştüm. Tekrar sana bu gücü verdim. Buna iman gücü diyebilirsin, parasız güç diyebilirsin. Yani ne dersen diyebilirsin, bunları diyebilirsin. Ve onu sen başardın diyor. Şimdi gerçekten o mu başardı? Gerçekten ona destek veren 98 kişiyle birlikte mi bu başarı yapıldı? Ha o 98 kişi için çağırsan, inanıyor musunuz bu kişiye desen, inan bilmiyorum yani. İnanıyoruz mu derler, inanmıyoruz mu derler, keşke oy vermeseydik mi derler. O, hep o 98 kişinin şu anda kulüpte hiçbiri yok. Kulüp personelinden çoğuydu. Hepsi gitti. Ha, yeni 350 üye daha yaptığını geçen programda söyledi. Bu da bir başarıdır aslında. Yani parasızlığa rağmen, para vaat etmemesine rağmen, bu milletler bu kulübün içerisinde paranın olmadığını bilmesine rağmen, bu kadar borç yükünün altında bir sürecin yaşanıyor ve bundan sonra yaşanacak olmasını bilmesine rağmen, bu 350 kongre, yeni kongre üyesi neye güvenerek geldi? Ben sana soruyorum şimdi. Neye güvendiler de geldiler? Niye üye oldular? Bir de şey söyledi. Bizim kongre üyelerinin hepsinin, ben onu sormuştum, paralarını ödüyorlar mı aidatlarını? Çünkü diğerlerini aidatları evet, ödemedikleri gerekçesiyle üyelikten uzaklaştırmıştı. Oysa ki dedi ki, buradan söyledi. Hepsi tıkır 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 paralarını. Abi senelik 60 tarafı ne zaten ya? Önemli ya tıkır tıkır değil. Önemli değil. Yani öyle şimdi, büyük paralar değil. Fark etmiyor. Ben 350 kişiden bahsediyorum. Şimdi 350 kişinin ödemiş olmasından bahsediyorum. Yani 98 kişiyle başkanlığı kazanıyorsunuz. 350 kişiyi üye yapıyorsunuz. Artı bu 350 kişi parasını ödüyor. Şimdi ben hala şunu soruyorum. Yönetimin kendi içerisindekiler güvenip istifa edip gidiyorlarsa bu yeni gelen 350 kişi ne güvenceyle, neye güvenerekten geldiler? Ha diyeceksin ki Manisa Spor sevdasından gelip üye oldular. Ya bu kulüpte insanların karnı doyuracak paraları yokken aylık muhtemelen değil mi? Aylık 60 lira. Senelik. Senelik mi? Valla bir de ben gidip bir yolun olsaydım acaba diye düşünüyorum yani. Alır mı acaba diye düşünüyorum. Bana önce bir, niye üye oldular? Acaba şu anda gitseler üye olabilirler mi? Üye oldukları takdirde kongrede oy kullanabilirler mi? Bunun bir izahını versene bana. Nedir? Sen ne duyum aldın? Şimdi ne anlamda üye yapıldı. Tabii ki üye yaptığı insanlar kendilerine yakın olan insanlar. Kendilerine yakın bildiği insanlar, inandığı insanlar. Demek ki yine inanan varmış demek o zaman. Ve şöyle bir şey.
tamamen duygusal. Hayır, para yok ki ortada. Nasıl para yok abi? Nasıl para yok? Manisa Spor'da para yok ki. Manisa Spor'da para yok. Evet. Zaten şeyini veremiyor. Futbolcu paralarını veremiyor. Niye geliyor? Yani, tamamen duygusal. Neresi duygusal? Abi kaç para? O kadar büyük paralar değil ki. Hı. O kadar büyük paralar değil ki. Beklenti içine sokarsan insanları, vaat edersen, biraz önce ne söyledim ben? Yarım saat konuştuğunda aşık eder kendini, 10 gün sonra da nefret edersin. Bağlaması kuvvetli. İnsanları beklenti içerisine bırakıp, vaatlerde bulunup, o şekilde yapıyor. Başka şey yok ki, izahı yok ki bunun. Ve yaptığı insanların, ben şöyle bir şey söyleyeyim, yaptığı insanları muhakkak ve muhakkak beklenti içine sokmuştur. Beklenti içine sokmuştur. Bak, evet. Abdullah Başkan seçildiği zaman muhakkak ve muhakkak bizi de görecektir. Ha, anladım. Bizi derken bizi değil, değil mi? Yok, hayır, bizi de görecektir. Şimdi, o beklentide. Tabii canım, yani diğer şeyin neydi? Sorun. Bir şey daha vardı. Dedim yani, evet, görecektir. Bir de yani ne güç yani, tamam güveniyorlar da. Hı hı. Diğeri de ne demiştim onda ben? Güç, neyse. Beklenti yani, içerisinde olacak. Yani beklenti içerisinde olup, hı hı. Bu adam bu şekilde olduğu zaman top atsan yıkamazsın abi. Yani adaylığını koyarsa tekrar kongrede, ki belli koyacak, şu an itibariyle konuşuyoruz, seçilir. Pekala, muhalifler ne düşünüyor? Yani muhalifler... Var mı muhalif? Aday var mı, pardon? Ya ben inanmıyorum yani adayların, şimdi işte 5-6 tane ve 4 tane, 3 tane aday çıkıp da... Hı-hı. İşte isimleri çıkıp da gazetelerden okuyoruz, işte Ahmet, Mehmet, Hüseyin, Veli. Ben onların, onlar da benim gibi şu andaki gerçeği görüyorlar, durumu görüyorlar, durumun farkındalar. Yani Don Quixote gibi şeylere, yel değirmenlerine bedava saldırmanın bir anlamı yok yani. Şu anda tamamen Don Quixote'luk yaparlar. Yani tamamen aptallık olur. Evet. Abdullah Mergen'in karşısında aday olmak. Abdullah Mergen'in karşısında aday olmak. Evet, aynen öyle. Kim olursa olsun seçilemez. Abdullah Mergen adaylığını koyup, kongrede listesini hazırlayıp, karşısına kim çıkarsa çıksın, seçilemez. Zaten o da bunu deklare ediyor. Yani bu olayı deklare ediyor. Yani ben başkanlığa adayım. Kongrede kim varsa çıksın karşıma diyor. Hı hı. Şimdi güç onda. Güç onda. O yüzden de herhalde şöyle söyleyeyim. Abdullah Mergen olayını çok uzun yıllar unutulmayacak. Çok uzun yıllar. Yani böyle bir başkanı nasıl Manisa Spor'a musallat oldu diye, yakasına yapıştı, bırakmıyor diye, uzun yıllar çoluktan çocuğa herkes böyle bir efsane gibi anlatılacak Ahmet abi. Yani mümkün değil. Bırakmaz zaten. Ali Baba'nın çiftliği ya. Böyle yer nerede bulacak abi? İstediği gibi. Basın elinde. İstediği beyanatı veriyor. Her gün basında şeyi çıkıyor, ifadeleri çıkıyor, ismi çıkıyor. Ondan sonra her gün gündemde. Abi kim tanırdı Abdullah Mergen'i Manisa'da? Kimse tanımaz. Yok, şu adam yine Adalet ve Kalkınma Partisi başkan yardımcısıydı. Abi bu kadar şey yapılıyor mudur? Tamam. Şu anda 7'den 70 herkes tarafından tanınıyor. Herkes tarafından tanıyor. Ama ben hep aynı şeyi söylüyorum. Yani Manisa Spor'un üzerinden herkes kendisine bir kaftan, bir elbise biçmiş. Aynen öyle. Şimdi bundan sonra gelecek olanlarda veya da gelmeyi düşünenler demek daha doğru.
çok taliplisi olacağı kanaatindeyim. Yani bir liste sözde hazırlanıyor. Eski Emre Hasgör'ün yönetiminde olan şimdi Hakan Kadayıfçılar, Kasap Servet, ondan sonra işte Ertuğrul Aytaç, ondan sonra Mehmet Güzgülü. Evet. Ve ona eklenecek birçok daha isim olabilir. Bunlar Sayın Cengiz Ergün tarafından düşünülen isimler gibi, karma gibi. Acaba öyle mi? Şimdi valla ne olup ne biteceğini ben tahmin etmiyorum da ben şimdi Ahmet abi, ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Hı hı. Şehrin dinamikleri devreye girmedikten sonra şimdi, kim şehrin dinamikleri? Şimdi bir şey söyleyeceğim. Sen geçen programda Manisa valisi için güzel eleştirilerde bulundun. Doğruları söyledin. Şimdi biz burada, ben hep şundan yanayımdır. Biz programımızda da hep bunları yaptık. Eleştiri ama bir de çözüm. Şimdi eleştirinin olduğu yerde eleştireceğiz. Eleştiriyorsan o zaman çözüm mü söyle? Çözüm şöyle bir şey. Ben bu. Şimdi çözümü ben mi söyleyeyim, sen mi söyleyeceksin? Sen söyle bakayım, merak ettim şimdi, nedir çözüm? Şimdi başkan olsan, yönetimini yapsan. Hı hı. Hangi çözümle gelirsin yönetime? Bir kere neyi sunarsın? Bir kere şu var. İşin gerçeklerini konuşalım. Tabii gerçekleri konuşacağız. Abdullah Mergen bırakmadıktan sonra kimse Manisa Spor Başkanı olamaz. Şu durumda. Tamam. Onun için de ilk önce Abdullah Mergen'le anlaşacaksın. Ne yapalım? Şimdi nasıl anlaşacaksın? Biraz önce ne dedim? Şehrin dinamiklerinden bahsettim. İşte Sayın Vali, Belediye Başkanı, işte bunun içinde Sayın, geçen programda da çok güzel bir şey söyledin. Belediye Başkanlığı'nı yapmış Ersan abi, Ersan Atılgan da dahil olmak üzere. O şehrin dinamiklerinden insanlar çağıracak Abdullah Mergen abi. Tamam. Yani yeni oluşumda, yeni ulaşacak bu kongre döneminde görevi bırakmasını isteyecekler. Tamam. Ve kulübün önünü açması için bir takım konuşmalarda bulunacaklar. Ancak ve ancak Abdullah Mergen o konuşmadan sonra, o baskıdan sonra bırakırsa, tamam, yeni yönetim o şekilde oluşur. Ama Ahmet Ünsal olur, ama Metin Gönül olur. O da Sayın Cengiz Ergün'ün, belediye başkanının şey yapacağı, onay vereceği liste ve başkan adayıyla olur. Şu anda Sayın Cengiz Ergün'ün, Cengiz abinin destekleyeceği kimse o başkan olur. Ve tek liste şeklinde gidilir. O yönetimde ve başkan da Manisa'nın başına gelir. Evet. Olay bu. Borçları ne yapacağız? Borçlar bir şekilde hallolur. Hallolur. Yani eğer doğru yönetimler gelirse, bak Ahmet abi, gerçi bizim şeyimiz değil ama spor konumuz Beşiktaş. Tamam. Fikret Orman doğru işler yapıyor değil mi 2-3 seneden beri? Doğru işler yapıyor. Tamam. Stadı yaptı, sponsorluk anlaşmaları yaptı, borcu düşürttürüyor, borcu aşağı çekiyor. İşte çırpınıyor adam. Bir takım bir şeyler yapmaya çalışıyor. Realist yaklaşıyor. Geçmişten gelen borçları yapılandırıyor. Müthiş sponsorluk anlaşmalar yapıyor. Süper bir stat kazandırıyor. Şimdi Allah da yardım ediyor. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? He, evet. Allah da yardım ediyor. Bir de Serdar doğru işler yani. Doğru işler yapıldığı zaman bu Adnan kardeşim abi, bu görüntüler. Hayır, kafanı kaldır Adnan. Sen doğru işler bak, yapıyor diyor ya. Adnan. Serdar da bak, bize kulaklığı da tak, bak kulaklığı da takmış. Dinlemiyor Serdar, Serdar da bize Beşiktaş'a gelince konu oradan rejiden İbay'a yardım ediyor. Yani Beşiktaş'a Serdar tebrikler Serdar.
Yani Beşiktaş'ın şampiyonluk coşkusunu da bize gerçekten Adnan'ı çok üzdük biz şimdi. Kameraman kardeşim Adnan'ı çok üzdük. Mesele Adnan meselesi değil. Yani mutlaka onların... Ya mesela... onlar da doğru işler yapsınlar. Olsunlar. Doğru işler yok. Yapacaklar ama onlar da inandılar artık bundan sonra. Seneye bir başka sene. Neyse. Sene. Sene. Ha, evet. Şimdi o yüzden de doğru insanlar doğru bir yönetim geldiği zaman borçlar bir şekilde hallolur. Hallolur yani. Manisa Spor Gümüşhane deplasmanında gittiğinde Abdullah Mergen Fikret Orman'la yan yana geldiğinde o zaman diliminde sadece resim çektirmenin ötesinde, birlikte görünmenin ötesinde, birlikte onun yanında görünerek ben de Fikret Orman gibiyim, şampiyon olacağım. Benim havamdan yararlansın veya da anlatıyorum işte. Benim havam, ben onun havasından yararlanayım. Ama onun gibi olayım, onun gibi projeler üreteyim. Dünyası olamaz mı Abdullah Mergen'in? Niye adamcağı olamaz, bu kadar olamaz, küçümsüyorsunuz? Olamaz, küçümsemiyoruz. Niye küçümseyelim? Niye? Haşa. Adama haşa. Fırsat verin bakalım. Haşa, yani kimse... Niye fırsat vermiyorsunuz? Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Mağlup cepheler için söylüyorum. Dünyada görülmüş mü ya? Şampiyon olan, şampiyon olduğun günü, şampiyon olduğun günü, maç günü, maçtan sonra taraftarı tarafından yuhlanan bir başkan gördün mü sen? Şampiyon olmuş takımın başkanını söylüyorum. İyi tamam, olabilir. Nasıl olabilir ya? Sen duydun mu? Yuhlandı işte. Yuhlandı. Yani her şey belli etmiyor mu abi? Futbolcuların basın açıklaması, maçtan önce internete düşen futbolcuların açıklamaları. Tamam. Olabilir. He? Olabilir. Başka ne oldu? Şimdi... Teknik direktör istifa etti diyorsun. Teknik direktör istifa etti. Olabilir. Olabilir. Başka? Şampiyonluk yaşayamadım. Olabilir. Şampiyonluk? Yaşayamadım. Nasıl yaşayamadım? Yani coşkuyu yaşayamadım. Yaşayamadım. Olabilir. Evet, coşkuyu yaşayamadım. Olabilir. Şehir o coşkuyu yaşamadı. Teknik direktör neden kapı seni kapı sevmediği dolaşıp, için para istedi. Olabilir. Olabilir. Başka ne olabilir? Vallahi başka ne olabilir? Daha başka şeyler aklıma gelmiyor. Senin aklına geliyorsa söyle. Yani kendimi yılın başkanı seçtirebilirim. Yılın başkanı seçtirebilirim. Manisa'daki televizyonlar dururken size çıkacağım deyip de başka televizyonlara gidebilir, olabilir. Olabilir. Ya bırakın şimdi. Şimdi ne oldu? Evet. Bu ne oldu? Hı. Ha, fotoğraf ekranda. Şimdi Sayın Abdullah Mergen'in Fikret Orman'ın izinden gittiğinin bir resmidir bu. Evet. Şimdi bu adamı, ne kadar mutlu. Bu adamı küçümsemek, bu adamı yermek, bu adam üzerinden, pardon Sayın Mergen üzerinden... Caiz değil değil mi? Caiz de değil, farz da değil. Yapmayın. Yani şimdi biz ayıp ediyoruz değil mi? Günaha giriyorsunuz. Günaha giriyoruz değil mi? Evet. Gıybet yani mi oluyor? Yani insanları da, evet, toplumu da yanlış yönlendirmeyin. Evet. Ne yapmamız lazım Ahmet abi? Söyle de onu yapalım. Ne yapmamız lazım? Buna bir defa fırsat vermeniz lazım. Evet. Bir şey yapmamış adam. Evet, yapmamış. Ne yapmış adam? Takımı şampiyonluğu için gece gündüz koşturmuş. Koşturmuş. Uçak seyahati olamadığı için, fobisi olduğu için uçakla gidememiş. Gidemediği için de maçlara gidememiş ama gönlü orada kalmış. Maçını, en çok final maçında, final maçını, Gümüşhane maçında yok. Gönlü orada kalmış ama gidememiş. Uçak fobisi olduğu için. Uçak fobisi olduğu için. Şimdi uçak fobisi vay olanları vay anlayabiliyorum. Karayolu? Karayolu'ya gitmek çok zaman alıyor. Zaman mı alıyor? Zaman alıyor. Yani o da zaman kaybı. Zaman kaybı. Zaman kaybı. Yapacak da bir şey yok. Şimdi... Allah tren kazası vermesin. Evet, Allah ne vermesin bilmem ama. Şimdi, biraz önce dedim ya, kaynak ne gösteriyorsunuz kaynak? Yani siz başkan oldunuz. Bugün Manisa Spor PTT Ligi'nde Sayın Gönül. Hı hı. Manisa Spor PTT Ligi'nde, ortalama PTT Ligi'nde bir çıkan takımın veya takım o PTT Ligi oynayanların ortalama bir 10 milyon lira yakın bir geliri olacak. 6-7 trilyon diyelim biz ona. Hayır, akıllı davranırsan, akıllı istikrarlı dersen, hedefin de varsa 10 milyon lirayı cebinde bil. Evet. Şimdi 10 trilyon. 10 milyon. 10 milyon işte, cebinde bil.
Bir de sağdan soldan da bir 3-4 milyon bulabilirsen 14 milyon yapar. Tamam. Bu seni şampiyon yapar. Evet. Akıllı kullanırsan. Evet. Bu parayı Abdullah Mergen'in akıllı kullanamayacağı yönünde mi görüşünüz var? Şimdi böyle bir para yok ki. Gelecek olan. Nereye gelecek abi? Sana gelmeyecek ki. Biraz önce söyledim, futbolcuların alacakları sayısız alacaklılar. Ya şu anda hepsi onlar ödenecek. Hı hı. Evet. Para kalırsa ki kalmıyor para. Öyle bir şey yok yani zaten. Hı hı. Öyle bir şey yok. Yani senin federasyondan gelecek 6, 7, 10 milyonuna dokunma şansın yok. Dokunamazsın. Tamam. Onu da varım. Biraz önce söyledim. Reklam geliri alamazsın. Hasılat geliri olmayacak. Sen hangi 13-14 milyondan bahsediyorsun? Hangi parayla olacak? Pekala ne yapabilirsin? Ne kaynak üretebilirsin? Kaynak üretin bana. Abi. Bana kaynak üretir misin? Şimdi ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Kaynaklar çok. Mesela? Ya şimdi burada yani. Burada abi söyleyin ama. No, ben söyleyeceğim ama kaynakları. Söyleyin. Söyle. Hayır bakayım, çok merak ettim. Siz kaynak üretecektiniz ya biraz önce. Başkan adayı olarak. Abi ne üreteceksiniz? Koskoca bak şimdi ben. Hayır. Koskoca bak bir dakika. Koskoca bir camiadan bahsediyoruz ve hangi kentin camiadan? Kentin tek Manisa Spor'dan bahsediyoruz ya. Allah'ın aşkına. Bir evveli sene. Hı? Bu Manisa Spor Kenan Yaroğlu döneminde ben 1 milyon 2 milyonu bulamadım. Bu Süper Lig'den düştük diyen o değil miydi? Evet. Ha? Kaynak o zaman yok muydu? Olmaz mı? Pekala. Niye olmadı kaynak? Abi nasıl düşman olsun? Düşman edindiği için mi olmadı? Evet. Salt düşman edindiği için Manisa Spor'u Süper Lig'de düşürme girişimleri, rezil etme girişimleri doğru mu? Ben de kızıyorum Kenan Yaroğlu'ya. Değil. Evet. Tabii ki değil. Bunu anlaşalım. Camiaya zarar veriyorsun. Ama kabul etmek gerekir ki son, yani daha evveline gitmeyelim ama son 7-8 seneye kadar gelen kulübün başkanları ve maalesef çok eksi not aldılar. Manisa halkı niye tarafından. Niye? Güzel gün artı not almadı mı? Hayır, Manisa Spor 7-8 sene Kenan Yaralı'dan gelen. Hmm. Kenan Yaralı'dan gelen. Yani Süper Lig devri başlarından yaralı. Evet, var. Kenan Yaralı. Hmm. Emre Haskör, hı hı, ve Abdullah Mergen'den bahsediyor. Üç başkan değişti. Üç başkanı da maalesef yani çünkü ortalama kadro notu kötü diyor. Çok kötü izler bıraktı. Evet. Ve bunu insanlar da maalesef görüyor abi, insanlar. Okuyor, duyuyor. Hı hı. Bu şehirde yaşıyoruz yani. O yüzden de ya bunu şimdi 2 milyon lira şey dediğim, 2 lira diyeyim. Maç bileti değil mi? Ben sana en az 10 kişiyi söyleyebilirim. Hı. İsim olarak. Sırf 2 lira yani parasında değil. Mergen'e diyor gidecek o para diyor. 2 lira diyor. Hı. Ver benim param diyor gitmesin diye maçlara gitmeyen insanlar var. Doğru mu? Değil. Değil işte. Ben, doğru mu? Değil. Ben sana en basit örneği veriyorum. Şimdi bu kadar antipatik olan, hı hı, antipatik kalmış olan insana karşı gitmemek, soğuk durmak, ilgilenmemek, takımı cezalandırmak. Evet. Yani bu konuda seninle hemfikirim. Yani bu konuda bir şeyimiz yok. Yok. Ama maalesef ve maalesef bu böyle. Bu böyle abi. Yani bunu benim değiştirme şansım yok. Evet. Peki hala kaynak dediniz. Ben hala kaynaktayım. Kaynak var. Ne oğlum? Şu anda kaynak yok Manisa Spor'da. Olsaydı zaten bugüne kadar Manisa Spor kapı kapı dolaştı. Bıraktığı zaman göreceksin. Nasıl yani? Abdullah Mergen bıraktığı zaman nasıl kaynak oluyor göreceksin. Kaynak dediğin şey rantla buluşma mı olarak değerlendiriyor? Nasıl rantla? Ben rantı mantı anlamam ben. Rant mantı falan değil. Nasıl ben sen kaynak yani? Var abi. Mesela. Abi mesela, söyleyemem. Mesela en basit bir var. Manisa Büyükşehir Belediyesi kendi uhdesinde bulunan tüm müteahhitleri harekete geçirir. Bağışta bulunur kulübe. Ya bu bağış, bir kaynak.
Bu bir kaynak ama bu yani çok ciddi bir kaynak değil. Yani çok tek büyük paralar kaynak var Ahmet abi. Ama yani şimdi her yerde her şey söylenmez. Mesela, ya söyleyemem. Ben senin şehrin konuştuklarını söyleyeyim ben. Söyle o zaman. O birinci derece dediğim kaynak Cengiz Ergün. Eğer Abdullah Mergen bırakırsa bu birinci yöntem. İkinci yöntem yine Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yakın olan isimler ve Manisa Spor'da yönetime girmek isteyenler 3 belediyenin 3 belediyenin 3 ayrı ilçede AVM projesi yaparak bunun %30'unun Manisa Spor'a gelir getirmesi yönünde bir proje var. Ama evet, Mergen bıraktığı zaman. Mergen bıraktığı zaman. Doğru mu? Doğru olur mu pekala bıraktığında? Doğru proje mi? Şimdi AVM projeleri. Şimdi şöyle söyleyeyim Ahmet abi. Sence doğru mu? 3 AVM olmaz. 1 AVM olur. 2 olmaz. Yunus Emre tarafında bir olur. AVM, bu tarafta bir AVM. Şimdi Manisa Spor'u biz burada ne diyorduk Ahmet abi? Kalıcı gelecek, gelir olsun. Bak şimdi. Kalıcı gelir olsun. Pekala ben aynı gelir, gibi projeler üretelim. Yani bu kulübe evet, kalıcı kaynaklar olsun diye. Biz burada yırtınıyorduk değil mi senelerden beri? Tamam. Vardı bunlardan birisi. Evet. Bunlardan birisi vardı. Biz oradan beklediğimiz onun hayal sükutu hayale uğradık. Elimizde yerimiz gitti. O yer hala Manisa Belediyesi'nin mi? Belli değil. Zorfet'in olduğu yer. Evet. Orası bir karışık bir şey. Bak. Kimse bilmiyor. Bilmiyor. Yani biz bunları denedik. Ha Manisa Spor'un kökten kurtulması bir vakıfla olur. Vakıf kurarsanız. Ve vakfın yönetimi de o şehirdeki belediye başkanı, iki belediye başkanı, Yunus Emre ve vali, ticaret odası başkanı, esnaf odası başkanı, vakfın yönetimindeki o sivil toplum örgütlerinin başında bulunan yani oda başkanları olur. Deneticisi, kaynak aktarıcısı, kaynak bulucusu bunlar olur. Yani herkes bu vakfa taşın elini altını elini taşın altına koyar. Koydurmaya teşebbüs ettirir. Kurtuluş reçetesi ben söylüyorum. Ama bunu da kendine rant yapacak statüye gelir mi? Gelir. Bunun üzerinden paranın olduğu yerde her şey olur. Ben buna karşıyım işte. Şimdi biraz önce birisi dedi. Ya biz AVM kuralım kardeşim. 2 tane AVM yapalım. Eyvallah yapalım. 2 AVM'yi yaparken o inşaatları yaparken o fikri verenler o inşaatlar üzerinden rant sağlayacak olanlar. Bir. Oradan başlıyor yolculuk. Değil mi? Öte tarafta şu andaki Manisa Spor tesislerin bulunduğu yer bir kaynak olarak da algılanabilir. Orası kime aittir? Onun arsası Tarık Almış tarafından spor tesisi yapılmak üzere planlandı ve öyle gitti. Yani rahmetli izin vermezse ve ilgili hangi belediye arsasıydı? Zafer Yunan dönemindeydi bildiğim kadarıyla bu işler. Kurtuluş olur mu? Kurtuluş olur. Ha, kaç para eder bilemem. Yani çok büyük bir alan. Bu tesisleri şehir dışında bir yere taşıyarak, yeni bir tesisler kurarak ve yine dediğim gibi üçlü belediyenin büyük şehirde. Şimdi şunu düşünmek lazım. Bu Manisa Spor üzerinden herkes halka şirin görünmeye çalışacak. Ben daha iyi yardım yaparım. Ben daha iyi yardım yapıyorum. X belediye diyecek ki biz
daha iyi götürüyoruz. Daha iyi yapıyoruz. Öteki X verecek yok. Olmaz. Büyükşehir seçimleri geliyor. Biziz bu işin kompetanı. Şu andaki Abdullah Mergen'in hareket noktası ve ona o gücü verenler. Ben merak ediyorum. Abdullah Mergen'in olası 29 Haziran veya 26 Haziran bilemiyorum. Tarihini daha belli etmedi kongrede. Kim olacak listesinde? Artık şunu biliyoruz. Abdullah Mergen tek başkan adayı şu anda. Evet. Ben de diyorum ki şu anda resmi olarak açıklayan yönetimi yönetimi de 5 tane 5 parmağın 5'i kadar adam yokken kimler olacak o 30 kişilik yönetimi kimler oluşturacak? Kimler girecek? Şimdi 30 kişi yönetimi girerse onlar belki başka bir yerlerde lan Abdullah Mergen bir önce gitse ne kadar kötülük yapıyor Manisa Belediye Manisa Spor'a diyenler de mi olacak? Köşe başlarında konuşup da. Yoksa dışarıdan mı gelecek yönetime bu insanlar? İlla ki yönetimden siyaset girecek mi? Siyaset girecek. %100. Girecek yani. %100. Siyaset girecek. Dışarıdan da girecek, içeriden de girecek. Merak etme. Ya varsınlar girsinler. Para gelecek mi? Hayır. Yoksa niye girsinler canım? Para alacaklar mı? Alacaklar. Bilmem. Bilmem onu. Alacaklar. Ne diye giriyorlar? Para kazanmak için. Para kazanmak için. Tabii. Manisa Spor'u kullanarak. Orayı yıkıp, o tesisleri komple kaldırıp, onun yerine başka bir yere, yani uygun bir bölgeye tesisleri taşıyarak. Şimdi. Artık büyük şehir olduk biliyorsun. Bu tabii. Şehir içinde bu tesis bulunan yer çok kıymetli bir yer. Şimdi şunu Abdullah Mergen gördü. İnsanların en can alıcı yeri Manisa Spor. Bunu gördü. Yani tamam. Ne anlamda söylüyorum? Sayın Başkan'la Cengiz Ergün'le polemiklere girdi. Hı-hı. Bilmem neye girdi. İşte yok şöyle böyle falan. Fakat Sayın Cengiz Ergün çok büyük bir büyüklük göstererek her şeyini, bütün her şeyi iktirerek konu Manisa Spor olduğunda bırakarak hı-hı, gene yardım etti. Gerisi teferruat diyorsun yani. O da biliyor ki Mergen'de. Hı-hı. Ben ne yaparsam yapayım konu Manisa Spor olduğunda bir şeyler olur. Evet. Bir yardım, bir şeyler, bir paralar bir şekilde gelir. Evet. Ve gelecek de Ahmet abi. Çünkü konu Manisa Spor. Konu Manisa Spor abi. Hani insanların en can alıcı yerinden vurusun, insan kıyamaz, nalet olsun der. Hani her şeyini vermeye çalışır ya. Evet. Bu da öyle bir şey işte Ahmet abi. Bu da Mergen de bunu çok iyi gördüğü için ve anladığı için de bunu kozu çok iyi kullanacak. Manisa Spor kozunu çok iyi kullanacak. Ve kullanıyor da. Şu ana kadar da profesyonelce de kullanıyor. Hı hı. Ha ben şöyle söyleyeyim. Ben kendisinin fikir anlamında da olabilir, artık bilmiyorum, yardım aldığının da farkındayım. Fikir anlamında söylüyorum. Şöyle yap, böyle yap. Muhakkak ve muhakkak birileri var Ahmet abi. Çünkü tek başına insan bu kadar teferruatı düşünemez. Hayır. Yorulur yani Ahmet abi, yorulur yani. Tabii canım yani şimdi kolay değil. Bir işte uğraşmak. Aynen öyle. O yüzden de arkasında da bir insan, iki insan, üç insan mı, beş insan mı bilmiyorum da birileri var. Ben buna eminim yani. Ha, bu da çıkacak ileriki günlerde. Yani perde arkasındakiler. Anlayabildin mi? Anladım. Şimdi şeyleri inceliyorum da. Ne kadar gelir gelecek acaba diye PTT Ligi'ne çıkanlara da.
Şimdi bir defa bundan iki sezon önceki şeyleri bakıyorum. O herhalde stüdyo devam ediyordur diye düşünüyorum. Mağlup olsam bile 35 bin lira kasana para girecek. Evet. Mağlup olsam bile. Galip gelmen durumunda da 60 bin lira, 55 bin lira. Deplasmanda evet. Galip gelsen 60 bin lira alacaksın. Şimdi deplasmanda galip gelip 60 bin lira alacağına göre 18 tane deplasman ne yapar? 18 deplasman. Çarp ondan hesap makinesini. Yok yok. Yani değil mi? 800. Yani aşağı yukarı öyle yapar. Mağlup olsa yani 1 trilyon gibi bir para yapar. Öyle yapar, öyle yapar. Fena da para değil aslında yani. Ona zaten bir şey yapmıyor federasyon, el koyamıyorlar. Onu veriyorlar. Vallahi ben Mayıs Spor'u kesinlikle ve kesinlikle 1 lira kasasına para giremez. Bak futbolcu satışından dahi gelebilir. Başkan adaylarını duyuyor musun, kimler var? Senin biraz önce söylediklerin. Hmm. Ama ben pek itibar etmiyorum. Pekala, Cengiz Ergül aday çıkarır mı? Çıkarır. İşaret eder mi? Eder. İşaret eden... Çünkü Cengiz Başkan'ın en büyük yumuşak karnı, yani en çok hassasiyet duyduğu konu Manisaspor. Manisaspor olunca akan sular durur. Yani bizim için de öyle. O yüzden de muhakkak ve muhakkak Manisaspor'a yardım bazında, hem yönetimsel bazında, maddi manevi elinden gelen her şeyi yapacağını biliyorum. Ya bunu sen de biliyorsun. Ben de biliyorum tabii canım. Ben biliyorum. Yani yapar. Yapar da önce bir engeli ortadan kaldırmak lazım. İşte söyledik işte. Yani o engeli kaldıracak. Ondan sonra düzgün bir yönetimle, düzgün bir yönetim, düzgün insanların olduğu bir yönetim kurulu oluşturarak Manisa Spor'un kongresine gidecek. İnsanların düzgün olup olmadı hangi kriterle alınıyor? Biz bu yönetim gelirken de geçmiş, düzgün diye. Geçmiş. Yok hayır, bu yönetim düzgün diye demedik biz. Ben demedim ben öyle bir şey. Genel anlamda oraya gelirken. Hayır öyle bir şey demedim. Ben yani ben bu başkanla dahil olmak üzere benim artta şeylerimizde de vardır. Yani iki sene öncesine gidelim. Burada konuşmalarımızda dahi vardır. Bizim tasvip etmediğimiz bir yönetim kurulu. Yani ve başkan dedik. Yani ve tuhaf karşılamıştık. Yani nitekim de öyle çıktı. Abi bu memlekette yaşıyoruz. Geçmişine bakacaksın. Geçmişi bir insanın her şeyini şey yapıyor. Fatih belirliyor. Yıldız Kenan Yaralı'nın yönetimindeydi değil mi? Evet. Bir de iki sene yani sezon önce de Abdullah Ergen'in karşısına çıkmıştı. Ama sonradan şey yaptı. Ne yaptı? Başkanlıktan çekildi. 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 Yani nedeni belli o dönem için. Yani işte nedeni... Yine aday olabilir mi? Liste yapabilir mi? Bence çok uzak bir ihtimal, imkansız. Şu anda ya, bir... Ben Fatih Yıldız kardeşimize ben şey yapmıyorum. Ya çünkü geçtiğimiz cumartesi günü nikahı vardı. Oradaydık. Ben o konuda bir şey demiyorum ama... Muhakkak evet, Damla diye bir kızımızdan bakayım. Korkmaz ailesinin işte vicdan Allah Cemali, Semra Dursun Ali kardeşimizi Yıldız, yani Yıldız ailesi Korkmaz ailesinin evet birleşimi Allah meslesin evet. Bir yastıkta kocasınlar. Evet bence de. Ben Fatih Yıldız olabilir mi olamaz mı veya işte Adnan olabilir mi Metin olabilir mi muhakkak ve muhakkak bir yönetim oluşturulacak. Bence de bu her kesimden karışık bir yönetim olacak. Yani karışık derken yani esnafı da olacak, doktoru da olacak, avukatı da olacak. O zaman şu mu çıkıyor ortaya? Yani olacak derken. Partili de olacak. Abdullah Mergen gidecek mi? Bence gidecek. Pekala. Gitmesini kolaylaştıracak olan ne olabilir? İşte o şehrin dinamiklerinin devreye girmesi. Güle güle diyecekler. Hiçbir şey istemem ama bizden de. Para da istemedim. Değil mi diyecekler? Kapalı kapıların ardında bir şeyler olacak. Bir şey soracağım ya. Şimdi bu biraz önce bir yıllık sözleşme yaptı ya Abdullah Ergen. Evet. Kimse danışmadan yaptı. Tabii. Çünkü kendi karar verdi. Gelecek olan yönetim bağlamaz. Pekala bir yıllık sözleşme yaptığı için
Manisa Spor'u zarara uğratmış olmuyor mu? Olur. Bunun bedelini kim ödeyecek? Manisa Spor ödeyecek. Adama da haksızlık değil mi? Adama ben hiç kızmıyorum. Yani şey adama yani haksızlığı falan şey yapmıyorum. Be kardeşim sen bu başkanı bir araştır. Adam belki görev yapmaya gelecek. Çok seviyorum ben Manisa Spor'u. Neyi seviyor? Ya, neyi seviyor? Para ya geç abi diye. Ya kimse kimseyi sevmez bir şey değil. Paraya veriyorlar abi. Bir takımı. Abi, İdarelerim var geliyorum diyeceğim. Hayır abi geç abi. Bilmiyor mu? Belki o idareler. Bir ay yani. Sonra bir ay sonra kongre olacağını bilmiyorum abi. Abi gelen yönetime diyecek ki ben para istemiyorum kardeşim sizden. Hiçbir şey istemiyorum. Bakın. Ben bunu bile bile geldim bu şehre. Benim bir ideallerim var. Sizin de bir idealleriniz var. Bu ekibin sakın, sakın yanlış anlaşılmasın. Ne Mehmet Altıparmağı tanırım. Yani şahıs anlamında tanırım. Yani şey olarak isimlerini duyuyoruz. İşte evet. Çalıştı. Şahıs olarak da ne bir ön yargım var ne bir şeyim var. Hiçbir şeyim yok. Ama şu geldi sırf ben mesela diyelim ki yönetime gelsem yeni bir yönetimde işte karşımda Mehmet Altıparmak işte imzalamış. Aa bu adam imzalamış. Tekrar devam eder misin diye sorsan sırf bu hareketinden dolayı devam etmem. Şu hareketinden dolayı. Ama şu anda çalışacağım varsa da bak. Ha. Yani yönetimde diyelim ki konuşuldu. Ya anlaşmasaydı eğer. Ya Mehmet Altıparmak'ta bak antrenör adaylarımızdan bir tanesidir. Anlaşabiliriz belki. Olmasına rağmen ben anlaşmam. Gelişi yanlış. Eyvallah. Yani eğer bir işin başlangıcı nasıl başlarsa... Şanlı 6 ayda kalecilik yapmıştı biliyorsun. Bizde de oynadı ya. Bizde de oynadı. Kendi de 6 ay kökenli. Aynen öyle ama yani ben ne olursa olsun çalışmam yani. Çalışmam. Mümkün değil. Peki hani hoca şimdi resmen anlaştığına göre kendi de beraberinde bir futbolcu listesi vardır. Muhakkak vardır. Değil mi? Evet. En son çünkü Denizli'yi çalıştırmış. Denizli'den sonra... Ya yıllardan beri bu piyasanın içerisinde. Yani evet. Şimdi bu futbolcu piyasasının içerisinde kimin nerede oynuyor, kimin nereden bir listesi tabii ki var. Ama zaten işin en yanlış olanı değil mi? Yıllardan beri söylediğimiz her gelen antrenörün kendi listesiyle transfer yapalım. Aslında kulübün scout ekipleri var. Bizim var mıydı? Sözde var. Normalde transferi sen kulüp olarak yapman lazım değil mi? Antrenöre mahkum kalıyorsun. Hayır, burada da başkanlı antrenör. İşte mahkum kalıyorsun. Yanlış. Hadi bu sene bu olay doğru oldu. Hani iyi bir takım kurdular dedik ya. Bu olay tuttu. Ama her sene tutacak diye bir şey yok. Peki de yine tutacak diye bir kaydı yok. Yok yani. Tabii. Yani. Bakalım yani önümüzdeki hafta. Yani ben şimdi önümüzdeki hafta eğer Levent Eriş'le konuşursak. Yani ben Cenk'le konuştum çünkü. Önümüzdeki hafta eğer Levent Eriş Hoca da müsait olursa önümüzdeki salı günü Sayın Cenk Ergün ve Levent Eriş Hoca ile birlikte program konumuz olabilir. En azından Sayın Hakan Şapçı'dan sonra göreve getirilen Levent Eriş ve idealleri olan ve ideallere bir türlü ulaşamayan bir teknik adam ve başkanının ligi değerlendirmesiyle ilgili bir süreci yaşayabilir önümüzdeki hafta. Bakalım ben yarın mutlaka Sayın Levent Hoca'ya da ulaşıp hocayla başkanla antat kalıp burada Manisa Spor'da sorabiliriz onlara. Ne düşünüyorsunuz? Akhisar Spor'da sorabiliriz. Yani Manisa Spor'u çalıştırmış, Manisa Spor'da görev yapmış. Tabii. Manisa'da şu anda bulunan tabii. Yani kişi. Belki Mehmet Altıparmağ'ın da doğru bir adım atmadığını soracağız ona. Her şeyi soracağız. Yani sor, ona göre doğru, bana göre yanlış. Evet, neyse. Şimdi, Manisa Spor'u daha çok konuşacağız. Yani önümüzdeki programda konuşacağız.
Bizim yani, program ne zaman bitiyor? Evet. Onu da bir üç program falan daha yaparız. Yapar mıyız? Yani, yaparız. Ya o kadar bir yapmayalım. Ya. Önümüzdeki hafta lig Ahmet abi yeter artık. Yaz geldi. Hayır, ya. Şu kongrenin isimlerini bir netleştirelim. Onu yaparız. Yaz gelmedi daha. Abi, Haziran 15'ine kadar buradayız. O yapma. Olmaz abi. Okullar kapanmadan gidemeyiz. Mayıs sonuna hadi kadar yapma abi. Kapanmadan gidemeyiz. Çünkü ne yapıyorsun sen Ahmet abi ya? Neyse. Şey yapamayız. Şimdi biz de Amanisi Spor'u çok konuşacağız burada. Yani benim anladığım kadarıyla. Az konuşalım, az konuşalım. Evet. Şimdi neyse. Bir taraftan herhalde ilgili Cengiz Ergün'e yakın isimler gece gündüz çalışıyorlardır. Çalışıyorlar yani çalışıyorlardır. Eminim çalışıyorlar. Ama şu olmasın. Para Sayın Cengiz Ergün'den, yemesi bizden olmasın. Yani imkan Cengiz Ergün'den, fırsatı biz kollayalımdan olmasın. Yok olmaz. Zannetmiyorum. Öyle oldu bugüne kadar. Ya öyle oldu ama yani şimdi... Şu da öyle oldu. İyi niyetinden dolayı, bak, Sayın Başkan'ın, Cengiz Başkan'ın iyi yani niyetinden Abdullah dolayı Abdullah Mergen'in yaptığı davranış da öyle oldu. İşte Sayın Cengiz Başkan'ın iyi niyetinden dolayı oldu. Konu Manisa Spor olduğu için Cengiz Başkan'ın, Cengiz abinin en yumuşak karnı Manisa Spor abi. Yani ne yapsın? Bakalım. Onu da göreceğiz önümüzdeki haftada. Şimdi evet, bu arada Beşiktaş'ın tekrar yine Süper Lig'e dönelim. Şampiyonluğunu gerçekten kutluyoruz. Ben haz duyuyorum şampiyon olmasından dolayı. Ve hafta sonu yer gök simsiyahtı. Evet. Gece zaten siyah. Işıklarla birlikte siyah beyaza dönüştü. Yıldızlar bile tavanda Beşiktaş yazdı. Ahmet abi, siyah beyaz. Bu program katlanacağız artık size. Yani, Beşiktaşlısın ya, artık yapacak bir şey yok. Ama ben sağ olsun. Ne zaman? Evet, ne zaman? Bir hafta önce Galatasaray'ı yendi. Şampiyonluğu evet. ilan etti. Ama Başakşehir'i yenemedi. Abdullah Avcı'yı geçemedi Fenerbahçe. O zaman şampiyonluğu dümlü olarak teslim etti. Yaşa sen şimdi, Serdar. Beşiktaşlı da Serdar. Artık şimdi, iş çıkar kaldırma sen artık Beşiktaş. Tüm Türkiye hafta sonunu sabaha kadar uykusuz geçer. 10 yılda bir mi? 7 yılda mı? Bir, ne oluyor? Aslında birkaç defa Beşiktaş'ın elinden çaldılar şampiyonluğu. Masa başında olduğunu çok iyi biliyorum. Ama yine de sabretti Çarşı grubu. Bak, Çarşı grubu her şeye rağmen mahkemelerde yargılanmış olmalarına rağmen, sokakta tartaklanmış olmalarına rağmen, biber gazı yemelerine rağmen bu sene 9 yılın sonunda tekrar siyah beyazlı renkleri Türkiye Futbol Federasyonu tarihine bir şampiyon olarak yazdırmayı başardılar. Tebrik ederiz. Ellerine, kollarına sağlık. Kulüp başkanları her ne kadar kulübün yeni stadın açılışını taraftarla birlikte yapmasa da, gizli saklı sürpriz bir açılış yapsa da, Çarşı grubu bunun bedelini ödetir. Evet. Bir şekilde ödetir. Benim bildiğim Çarşı grubu yapar bunu. Evet, Süper Lig'e geçmiş oluyoruz böylelikle. Fazla da şey yapmayalım, irdelemeyelim. Şampiyonluk şampiyonluktur diye geçelim. Her iki takımın eğer tabii Fenerbahçe Galatasaray engelini kupada geçerse, o zaman Beşiktaş'ta Fenerbahçe kozlarını orada paylaşma imkanı bulacak. Eğer orada olmazsa Galatasaray ligdeki verdiği kozunu Süper Kupa'da evet. Beşiktaş'la paylaşacak. Neyse. Şimdi Akhisar Belediyespor Galatasaray'ı ağırlamıştı 19 Mayıs Stadyumunda. İki tane penaltı vardı. Ve iki penaltı da Selçuk'un ayağından geldi. Bilal şans bulamamıştı. Ama dediğim gibi Selçuk da çok sıkıntılı bir maç oynadı. Galatasaray'da iştah falan yoktu. Sadece penaltılar vardı, o kadar. Onun dışında aman şey. Schneider gibi uzaktan endirek vuruşları vuran, sert vuran, hiç öyle kaleyi yoklayayım diye bir türden atışları falan da olmadı. Neredeyse böyle hani 0-0 gidecek bir maça benziyordu penaltılara kadar. Ve 5 dakikada artı 5 uzatıldı. Her ikisinin arasındaki lig aritmetiğine baktığınızda 46-45 gibi bir puan şeyi vardı.
şey bir puan üstteydi Akhisar Belediyespor. Akhisar'ın büyük takımlara sürpriz yaptığını her anlamda biliriz. Ama bu sefer Galatasaray'a karşı bu sürpriz sökmedi. Yani yine bir elim güçler, hakem oyunları Akhisar Belediyesi'nin yolunu keserek gardını aşağı çekmeyi başardı. Buna Sayın Teknik Direktör Cihat Aslan da bana değindi penaltı konusuna. Ama üzüldüğüm bir taraf vardı bu maçta. Bak o, buradan da görünüyor isimlerde. Akhisar yönetimi Beşiktaş maçında beklediği hasılatın binde birini bulamadı. Olmayacağı belli zaten. Stat bomboştu. Bomboş. Yani taş patlasa 200 tane, bilemedim 300 tane taraftar vardı. O kadardı. Galatasaray anlamında. Böyle bir maçı izledik. Sevindiren taraf trafik haftasıydı. Trafik haftasında trafikten sonra Emniyet Müdür Yardımcısı Altan Bey çok güzel minik çocuklarımıza polis kıyafetleri giydirdi. Evet. Ve onlarla maça çıktı. Her iki takım. Çok güzel bir ambiyans oluştu. Özellikle emniyeti bu konuda kutluyorum. Böylesine önemli bir takımın son maçında burada böyle bir imkanı bulup da çocukları da sevindirmek, aynı zamanda emniyetin varlığını ortaya koymak. Çünkü emniyet bu gibi maçlarda dış güvenliğin alınmasında, gerekse zorlu maçlarda iç güvenliğin alınmasında sıkıntısız maçların izletmesine neden oldu. İnsanları saatlerce önce stadyumun önüne dikilmesine neden oldu. Ama biraz da bu nimetlerden biz de yararlanalım. Çünkü maça görev aldıklarını para falan almıyorlar. Evet. Yani çoluklarını çocuklarını terk edip geliyorlar. Kolonyalar evet güzeldi kısmen. Allah'tan eski kolonyalar falan yok. Neydi belli olmuyordu. Yani at duvara nereye yapıştı belli olmayan et midir, şablon mudur yoksa tutkal mıdır diye o buz gibi şeyler ortadan kısmen kalktı. Tabii burada takımların da duyarlılığından kaynaklanan Akhisar yönetimi daha böyle cazip kolonyalar yaptı. Evet, bu konuda da yine Emniyet Müdürlüğü'nü Sayın Altan Bey tarafından sonra kutluyorum. O resimler de gelecek biraz sonra. Genel resimleri döndürebiliyor musun Serdar'cığım? Komple resimler var. Sadece bu resimlere endeksli kalmasak, komple maçın genel resimlerinde çocukların stada çıkışları var takımlarla birlikte. Genel komple resimleri veririz diye düşünüyorum. Evet Sayın Gönül. Sadece böyle Selçuk'la irdelenmiş resimler yok benim aklım resimlerde galiba. Evet. Ne diyorsun Galatasaraylı olarak Galatasaray'ın son sürecine? Şimdi Ahmet abi maalesef ne sana katılıyorum hangi anlamda? Bu maçla ilgili ne de Cihat Hoca'ya katılıyorum. Ben bir şey demedim ki. Hayır şunu dedim. İşte hakemin kötü yönetim doğru. Hakem kötü yönetim. Buna hiç penaltı falan icat etti ama. Hiç itirazım yok. Ha. Tamam. Çok güzel. Ondan evet. Sonra işte belirli işte güçler devreye girdi. Şimdi Cihat Hoca yani bir şeyler söylemiş maçtan sonra. Bir ilçe takımı için Avrupa hayal falan demiş, bilmem ne demiş. Hı-hı. Evet, gayet. Vallahi neredeyse ağlayacağım geldi ya. Çok çok duygulandım. O kadar açıklı, o kadar manidar şeyler söylemiş ki gerçekten çok üzüldüm yani ya. Çok yani ağlayacaktım neredeyse. Ya ey Cihat Hoca, ey Ahmet Ünsal. Sana mı söylüyorsun? Evet, sana söylüyorum. He, dinliyorum. Bu sene kaç tane maç yaptı Akhisar Galatasaray'la? Aşağı yukarı 5 maç falan yaptı. 6. Kupalar. Bununla birlikte 6. Kaç tane maç yaptı? 6 tane maç yaptı. Bununla birlikte ama. Son maçla birlikte evet. Ya ikilik maçı. İkilik maçı 4 tane kupa maçı var. Abi kaç resmi maç yaptı? 6. 6 tane evet. Tanıyamadın mı Galatasaray'ı daha? Bir dakika abi. Okuyamadın mı diyorsun? Bu 6 maçın
Kaçını kazandı? Kaçını kazandı? 4 galibiyet Galatasaray, 2 beraberlik evet. Akhisar. Herhalde hepsinde hakem vardı bunların. 4 galibiyette değil mi? Atla. Ha, evet, onlar da vardı hakem. Ben konuştum hakemlerle. Sen yenmeyeni döven bir Galatasaray var. Yani bu kadar son yılların en kötü Galatasaray'ını. En kötüydü. Çok kötüydü. Ayakta yürüyen. Son yılların en kötü Galatasaray'ını buluyorsun yürüyen karşısında. Ondan sonra geçmişin kameraların karşısına hakemden, mahkemden falan bilmem neden bahsediyorsun. Sen ilk önce Cihat Hoca aynaya bakacaksın. Diyeceksin ki ey Cihat Hoca, kendi kendine yani böyle aynaya bakıyorsun ya. Ben nerede yanlış yaptım? Ben yani yanlış mı oynattım takımı, yanlış mı taktik verdim, maça iyi motive edemedim mi? Sen ilk önce bunları sorgula kendine. Ha, eğer bunların hiçbirinde sen... Cihat Hoca'yı bir dinleyelim mi? Evet, dinleyelim. Yani Cihat Hoca'yı baştan verir misin? Dinleyelim bakalım. Cihat Hoca ne demiş? Belki de tarihinde bu kadar az kaleye gelen bir Galatasaray takımıyla oynamadık yani daha önce. Ben hiç futbol hayatımda oynamadım. Benim kendi camiam, o takımda da şampiyonluk yaşadım. Şampiyonlar Ligi'nde de oynadık. Peki tarihin en kötü Galatasaray takımı vardı sahada? Evet. Bizim dediğimiz gibi. Hayır, bir şey benim mi? Devam bakalım. Ama bizim yenmemize imkan yoktu yani. Sadece biz kendimiz oynayarak bu maçı kazanamazdık. Kazanamadık. Yani oynayarak Galatasaray tercih edildi. Nasıl maç kazanılmıyor ya? Bir dakika, bir dakika. Devam edelim. Bunu Avrupa bizim için, ilçe takımları için hayal. O zaman gereksiz. O zaman rekabet nerede? Sahada rekabet olmayacaksa nerede olacak o zaman? Hak eden ne zaman hak ettiğini alacak. O zaman ben teknik direktör olarak bu haftaki maçı ne diyeyim, nasıl değerlendireyim? Yani? Ya ben şuna üzülüyorum. Ben de yetişmiş insanım. Bu ülke bana emek verdi. Hakeme de emek verdi. Yani sana hakemlik verdi. Sen kendine ihanet etme. Kendin değersin çünkü. Bir hakem olarak burada maç yönetiyorsun. Taraftarlar seninle alay ediyor. Ben hoca için daha çok üzgünüm. Bakın vallahi billahi tallahi yani. Hakem için daha çok üzüldüm. Yani daha ne diyeyim, ben takım adına üzülmedim ya. Ya bugün hakem, keşke hakem olsaydı. Bir şey söyleyince de sonra hoca işte surat asıyor, agresif. Hayır, değil ya. Yetişmiş insanımızı bu kadar çabuk kaybetmeyelim. Tamam. Serdar, sağ ol canım. Şimdi bak. Bir dakika. Ama bir dakika dur bak. Bugüne kadar Cihat Hoca hakemlerden dem vurmadı. Bir dakika abi dur. Hiç bir dakika. Konuşmadı abi bir dakika. Vurmayacaksın. Bak ben zaten hiç ben sana vurmadı ama. Vurman demek ben sana bir şey söyleyeyim. Acizlik göstergesidir. Hakem ne kadar kötü olursa olsun. Sen şunu deseydin bana. Fena mücadele ettin. Bir dakika. Eğer şunu deseydi ben takımımı iyi bu maça hazırlayamadım. İyi taktik veremedim. İşte takımım sahaya iyi yansıtamadım. Ha. Bunu niye demiyorsun Cihat Hoca? 6 maç oynamışsın Galatasaray'la. Tarihinin en kötü Galatasaray'ı diyorsun. Doğru. Biz de buradan söylüyoruz. 6 maçın 4'ünde mağlupsun. 2 tanesinde beraber bitiyor. Peki sana ben buradan soruyorum. Sen tarihinin en kötü Galatasaray'ını 6 maçta bir kere olsun yenemiyorsan sana ne demeli Cihat Hoca? Ben sana ne diyeyim? Hayır. Şu, bak o demiyor. Bugüne kadar ben ısrar ediyorum. Ben yani bugüne kadar Cihat Aslan hakemler hakkında bir şey konuşmadı. Bak bir şey söylüyorum. Ama ben de bu maçta hakemin faktörünün nedenle, bak iyi hakem demiyorum, kötü hakem. Yani Galatasaray nasıl kötü gündeyse, hakemlerin de... Olabilir abi var. Yani ne yapacaksın? Olabilir yani ha, ne yapacaksın? Diyeceksin yani? Ki yani hakem kötü günündeydi, keşke formda olsaydı diyebilmek farklı. Akhisar gol attı vermedi mi abi? Hayır, gitti sonra 96 bilmem kaç. İşte hayır, Akhisar maçı 90 dakika gol attı. Attı. Hayır, Akhisar başka gol attı da vermedi mi abi?
Onu bak, o yani, onu anlayabiliriz. Bak bir şey söylüyorum. Onu kaleye gitmeyen, karşı kaleye gitmeyen bir Galatasaray takımı var. Senin kalene dahi gelmeyen bir Galatasaray yani, takımı var. Penaltı icat eden bir hakem de olmaz sen ya. Sen o takıma karşı ezici bir üstünlük kurman lazım oyun anlamında da. Sen benim anlatmak istediğimi sen anlamıyorsun Ahmet abi. Sen oyun anlamında da üstünlük kuramadın. Ben bunu söylüyorum sana. Sağda ne yaptın? Şimdi bak ben onu söyleyeyim. Şimdi tamam hakem kötü. Evet. İyi de takım sen, kötü. Sen çok iyi rahat oynarsın. Ederim. Bak Akhisar takımı çok iyi oynar. Bir dakika ben de maçı seyrettim. Akhisar takımı çok mu iyi top oynadı? Ben iyi oynadım demiyorum. Nereye geliyoruz biz abi yani ya? Galatasaray çok kötüydü. Dediği gibi sezonun en kötü takımı. Güzel abim ya ben anlatamıyorum. Sen ya sen anlamıyorsun. Bak, diyorum ki Akhisar takımı çok mu iyi top oynadı? Ben bunu... Galatasaray çok mu iyi oynadı? Allah hayır oynamadı. Yarabbi söyle Allah. Tamam Ahmet abi başka konuşmuyorum ben. Ahmet abi bak. Evet. Cihat Hoca kendi kendini ilk önce sorgulaması lazım. Tamam. Sen bu kadar kötü Galatasaray takımına karşı iyi futbol oynayamıyorsan, üstünlük kuramıyorsan evet. Bu takımın antrenörü Cihat Hoca değil mi? Tamam. Ben kendimi yargılarım ilk önce ya. Ben bu takımı bu kadar nasıl kötü bir oyun oynattırdım diye. Onu yargılarız ayrı bir şey. Ama sen kalkıp da dandik iki tane penaltı icat edersen, kusura bakma, gardını düşürürsen takımın, bir de gaz ortada sağda olmayan bir Galatasaray'ı icat edersen, Metin kusura bakma, olmayan Galatasaray'a iki tane penaltı icat ediyorsun. Hangi dünyada var bunun şeyi, karşılığı? Ahmet abi, ben bunlara sana hayır diyor muyum? Kabul diyorum. Tamam bitti. Ama sen anlamıyorsun hala bak. Bunlara rağmen bak, sen bu kadar kötü bir takımı karşı, kötü bir takıma karşı bu kadar adam senin kalene dahi gelemeyen oynadık demiyor. O zaman kendisi niye demiyor ben hatalıyım diye? Oynadık diye mi? Ben hatalıyım. Kusura bakmayın. Diyor ben takımı iyi yönetemedim. Niye öyle bir şey demiyor? Yönetemedim demiyor. Bunu desin alnından öpeyim. Yenemezdik diyor. Ya geçecek onu ya. Yenemezdik. Sen 6 tane maçta yenememişsin. Hadi ondan evvel de mi hakem hatası var? Ondan evvel de mi? Allah var bak. Bir dakika canım. Daha sen 6 maç oynamışsın. 4 tane mağlubiyetin, 2 tane beraberliğin var. Maçlarda söylemedi ya. Metin kızma şimdi. Hayır daha abi ben bir tarafa bak, benim haksızlığa karşı ne oldu ya? Şeyim var. Ya olabilir. Konuşuyoruz şurada alttan ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ya tamam Fenerbahçe'ye fazla yüklenmeyeceğim ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ya Metin niye atlanın gardını? Abi hatalı. Bir şey söyleyeyim. Hatalı. Hayır. Bak biz Türk toplumu olarak bak ben sana bir şey söyleyeyim. Biz şurada yanlış yapıyoruz Ahmet abi. Ben değil. Sen yapıyorsun. Biz şurada yanlış. Hayır ben mi yanlış yapıyorum? Nedir? Biz şurada. İlk önce hatayı kendimizde arayacağız. Cihat Hoca için söylüyorsun. Tamam. Kendimizde arayacağız. Sen ilk önce kendini yargılayacaksın. Tamam. Hatanı söyleyeceksin. Ondan sonra diyeceksin ki kardeşim İlk önce herkesten özür dilerim. Ben Akhisar camiasından da özür dilerim. Akhisar Spor camiasından da. Ben takımı iyi hazırlayamadığım için. Ben kendimi Galatasaray'ı bu sene yenemediğim için. Tamam. Ben bütün bunlardan dolayı özür dilerim. Ondan sonra maç yorumunda da işte dersin ki kardeşim kötü de bir hakem vardı. Bunu böyle başla, böyle de seni alnından öpeyim. Ama sen direkt bu maçı hakeme bağlarsan olmaz. Bir tek yani, hakem mi? Ya ben biraz Cihat Hoca'ya hak veriyorum. Yok ya. Hayır ben yüz, bak ben hak veriyorum çünkü iki tane penaltı. Şimdi Galatasaray gol attı da hakem vermedi mi? Bir de onu da düşünmek lazım. Galatasaray gol mu attı? Ya Galatasaray'ın bir tek Akhisar karşısında galip gelme ihtimali vardı. O da icat edilen penaltılardan. Vallahi ben aynı fikirde değilim Ahmet abi. Ben söyleyeceğimi söyledim. Akhisar Belediyesi golü attı 90+4'te. Tüm şekleri kırılmasına rağmen. Ben söyleyeceğimi söyledim. Yine ilgili güçler aslan gibi yani adamın içinde belki Galatasaray sempatizanlı olmayabilir. Ama yönetiminde hatalı kararlar olduğu sürece böyle olur maçtan sonra. Akhisar ilk kez böyle konuya muhatap değil ha. Akhisar birçok hakem oyununa gitti. Bir günden bir gün Cihat Aslan'ın hakemler konusunda konuştuğunu görmedim.
Duymadım da. Biz hep sorarız hakemlerle ilgili. Biz futbol oynuyoruz. Sağla ilgili bizim problemimiz. Onlar kendi cephesinden baksınlar dediğini biliyorum. Ha bu Galatasaray maçı Cihat Öde için de ayrı bir maçtı. Çünkü neden? Yenemiyordu. Doğru katılıyorum. Galatasaray'da evet zaman daha önceki maçlarda da kötü oynadı Galatasaray. Kötü oynadı. Oynamadı değil. Oynadığı maçlar vardı. Hiç o zaman da hakeme bir şey dememişti Cihat Hoca. Ama burada göz göre göre iki tane penaltı icat etmenin bir anlamı yok. Bitti. Ha Cihat Hoca dediğin gibi takımı oynatamamak ayrı bir sıkıntı. Beceri. Oynasaydı ne olurdu? 2 penaltı 2-1 olurdu. Ondan sonra 2-2 bitebilirdi. Bir denk futbol olabilirdi. Ha bunu da yakalayamadı. Çünkü şeyi kırıldı. Şeyti kırıldı futbolcuların içeride de. Şimdi sonuçta Cihat Hoca da mesela ben baktım Galatasaray'ın teknik adamına. Vallahi hiç kılı bile kıpırdamıyordu. O da gördü takımını sahada. O da gördü. Biliyordu takımın durumu. Schneider gibi adam. Sürekli endirekt toplarla kaleyi yoklayan bir adam. O da bile yoktu ortada ya. Nerede sahada. Neyse. Sonuçta Akhisar Belediyespor böylece ligi ya 8'de ya da 7'de bitirecek. Eğer deplasmanda galip gelirse. Bu hafta şimdi deplasmana nereye gidecek? Akhisar Belediyespor. Son hafta bu. Şeye gidiyor değil mi? Dur bakayım. Akhisar Belediyespor. Osmanlı Ankara'ya gidiyor, konuk oluyor. Onlar da Beşiktaş'ta 3 tane yediler. O da prestij için çıkacaktır sahaya. Öyle bir şey çek. Yani Osmanlı 10 üzerinde mi? 10 üzerinde evet. 5. sırada. 49 en fazla yenisi Akhisar'ı 52 yapar. Evet Galatasaray şeyde kalır. 6. sırada kalır. Arkadan gelen 45 belki Antalya şeyi yenerse Gaziantep'i yenerse o da 45'ten 48 yapar. Üste çıkar o kadar. Başka bir şey olmaz. Bir avantajı falan yok yani. Neyse yani lig bitiyor önümüzdeki hafta. Metin'cim. Evet. Tamam. Daha bu Manisaspor'da çok konuşacağız. Kongre yani konuşacağız. Baksana adam teknik direktörü aldı. O adam da geldi. Mesela. O da ayrı bir cephe. Messi'yi de transfer eder yani. Messi kim? Barcelona'dan Messi transfer eder. Olabilir. Neyse programın sonuna geliyoruz. Şimdi oradan alttan da ısrarla programı bitirelim de o da çok konuştuk ya Beşiktaş'ı. Ondan herhalde o üzüldü. Aynen. Değil mi? Aynen. Sen de uyuyorsun bugün ama. Hadi kapat artık. Bak hala kapat diyorsun ya. Hadi ya kapat. Hala kapat diyorsun ya. Kapat diyorsun. Yani bir şey yapmadın. Evet. Evet hafta sonu ben Emrah kardeşimin düğünündeydim. Ben maalesef Metin'cim, gidemedim ya. Özellikle oğlanı aldım gittim. Çok güzel. Davetiye de aldım. Davetiye baktım. Nalan Soyuöz, Mustafa Soyuöz, dedesi ve annesi var Gamze'nin. Ve de Bayram Şengül Er ailesi. Bizim Emrah'ın ailesi. Tanıyormuşum onları ben. Oraya gittiğimde gördüm. Güzel bir düğündü. Emrah kardeşim yerinde hiç oturmadı. Hatta attan geldi, kayboldu gitti sonra. Ha? Sonuna kadar yoktun. Ben mama sonuna kadar vardım. Ya bir de oğlanlar otostop çektik. Ta Manisa'ya kadar nasıl yürüdük onu da bilmiyorum yani. Yani senin anlayacağın... Deniz oynamadı mı? Oynadı, Deniz de oynadı. Oynadı. O da oynadı. Gayet güzel resimler falan çektirdi. Evet, Aydın abi de oynadı. Aydın hem oynadı hem fotoğraf çekti. Seviyor oynamayı Aydın abi. Evet, Emrah kardeşime ve Gamze kardeşime ikilisine mutluluklar diliyoruz. Muhtemelen haftaya balayından sonra burada olurlar. Ayın 1'inde gelecek. O da güzel. Olsun ya. En az ayın 1'inde gelecekler. Neyse Metin'cim bu akşam bu kadar ya. Fenerbahçeli alttan bizi sıkıştırdı oradan. Yapacak bir şey yok. Önümüzdeki hafta bakalım yönetim çıkacak mı önümüzdeki hafta? Yeni çıkmaz. Ha? Çıkmaz. Çıkmaz mı diyorsun? Ne zaman çıkar? Abdullah Mergen bırakınca. Bırakmayacak diyorsun adam. Bırakmayacak tabii yani ama işte şehrin dinamikleri devreye girirse, bıraktırılmak zorunda kalırsa önce öyle o şekilde. Dinamit mi koyacağız? Dinamit değil, dinamik.
Tamam tamam, sağ ol, teşekkür ediyorum. Sen bugün çok yorgun ve bitkinsin. Aynen. Sağ ol Sayın Gönül, çok teşekkür ediyorum katkılarından dolayı. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili sporcum izleyenleri, programda Manisa Spor'un yeni göreve getirilen diyorum, getirilen, Abdullah Mergen tarafından getirilen Mehmet Altıparmak'ın konumunu konuştuk. Yani geçmişi parlak bir futbolcu, Denizli'ye yararlı olamadı. Denizli'ye mehlem olamadı ve olamadığı için zaten Denizli'den ayrıldı. Şimdi Denizli'den ayrıldığı süre içerisinde hiçbir takımla anlaşmadı. Hiçbir takımda gel Mehmet Hoca bizi kurtar diye demedi. Biz Süper Lig'de hedefleri olan bir takımın şu andaki kulüp başkanı Mehmet Hoca gel bizi şampiyon yap. Hedeflerimiz var. Mutlaka o parolayla gitmiştir. Onu konuştuk. Daha çok konuşacağız Mehmet Hoca'yı. Belki programı alacağız, belki almayacağız. Onu da bilemem, alamayacağız. Yani ne olur bilemem. Taner Hoca'yı 3 defa aldık. Muhtemelen onu da alırız diye düşünüyorum. Ama tabii kongre olursa Mehmet Hoca ile devam eder Abdullah Mergen. Bakalım nasıl olacak? Önümüzdeki günlerde futbolcular da netleşmeye başlayabilir. Çünkü hemen Haziran'ın ortalarında kamp süreci başlayacak muhtemelen. Yani Temmuz'a doğru giden süre içerisinde. Veya da 1 Temmuz'da başlar kamp süreci. Bakalım bu sefer yine Manisa Spor Spil'de mi kamp yapacak? Yoksa hakikaten bir yerlerden ganimet bulup yoluna ciddi bir hazırlıkla mı devam edecek? Yoksa biz takımlık diye geri mi düşeceğiz? Hep birlikte önümüzdeki haftalarda bunları irdeleme fırsatı bulacağız. Evet, Akhisar Spor son maçına çıkacak. Dediğim gibi programın arasında Büyükşehir'in antrenörü ve başkanını önümüzdeki hafta ağırlayabiliriz. Böyle bir planımız var. Onların da böyle bir arzuları var. Sayın Gönül ile birlikte bir yılda değerlendirebiliriz. Bakalım o hafta Cenk Ergün'e Manisa Spor Kulüp Başkanı olup olmayacağını da sorabiliriz. Yani onun belki yönetimin listesi de orada çıkabilir. Onları da konuşacağız. İnanın bu hafta çok sakin bir program geçti. Ben ilk defa sakin sakin oturdum. Metin harareti yükseldi. Galatasaray deyince harareti yükseliyor. Cihat Aslan deyince harareti yükseldi. Neyse onu yorgunluğuna veriyoruz. Önümüzdeki hafta buluşacağız. Biz daha iki hafta hemen buradayız. Sayın Gönül'le birlikte belki bir yönetim oluşturacağız. Belki para bulacağız. Belki birçok şey bulacağız. Ama kendimizi de kaybetir miyiz onu da bilmiyorum yani. Hoşça kalın efendim. Bizden bu akşamlık bu kadar. Esen kalın diyorum.